Arkadaşlar merhaba. Monster'ın bu Monster Huma H5 ve 4.1 serisi bilgisayarlarını format atmak için ne yapmanız gerektiğini bu videomda sizlere anlatacağım. Bilgisayarımızı satın aldığınızda FreeDOS, yani içi boş geliyor arkadaşlar. İşletim sistemi kurulduğu, bakın görmüş olduğunuz gibi, bilgisayarımı kapatıp açtığımda direkt BIOS ekranına kendisini atmakta ve sistem açılmamakta. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor kıymetli arkadaşlar? Bunun için size ihtiyacınız olan şöyle bir flash, USB flash bellek. UEFI modunda yazılmış bir Windows kurulum flashı lazım. Windows 11 veya Windows 10. Ama bunu UEFI moduyla hazırlamanız gerekiyor. Ben daha öncesinden hazırladığım için bilgisayarıma takıyorum. Bu flashın nasıl hazırlanacağına dair bir videoda açıklama kısmında sizlere link olarak da verilecek. Daha sonra flaşı taktıktan sonra bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Açılır açılmaz. Normalde içi boş olduğu için direkt flaşa geçecektir zaten, ama siz hani içine daha önceden yükleme denemelerinizi yapmış olabilirsiniz. Böyle bir şey yaptıysanız açılışta arkadaşlar F12 ile boot moduna geçip flaş belleklerine başlatabilirsiniz. Ki eğer boş, zaten boş geldiği için direkt flaşla, bakın hemen flaş USB belleğe geçiş yaptı ve kurulum ekranına gelmesini bekliyorum şu anda cihazın. Cihazı satın aldık. FreeDOS geldi. İçi boş idi. UEFI Rufus programıyla UEFI destekli bir flash, USB kurulum flaşı hazırladık. USB belleğimizi taktık. Bilgisayarımızı yeniden başlattık. İşte bu ekranda kıymetli arkadaşlar, bu ekranda sizin touchpad dediğim şu kısım çalışmıyor. Hemen buna kafanıza takmayın. Bu ekranda çalışmaması normal. Kurulum bitip gerekli sürücülerin hepsini yükledikten sonra devreye geçiyor arkadaşlar. Kurulum ekranında buranın çalışmaması arızalı olduğu anlamına gelmez. Harici bir fareyle veya klavyeyle bu kurulum ekranını benim şu anda yaptığım gibi yapabilirsiniz. Kurulum bitirdikten sonra genellikle Monster'larda bir driver flash'ı verilmekte yanında. Onun içindeki sürücüleri de yükledikten sonra bütün aksamıyla bu bilgisayarımı kullanıyor olacağım. Şöyle biçimlendirdim. Flash belleğimdeki Windows 11'i bu bilgisayara kurulum yapması için başlattım şu anda. Yapacağınız işler bu kadar kıymetli arkadaşlar. Kolay gelsin. Kıymetli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Windows kurulumu bitti. Tabii Windows kurulumu bittikten sonra gerek touchpad olsun, gerekse kablosuz ağların gözükmemesi, sesin çıkmaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunun için de sürücüleri yüklemeniz gerekiyor. Monster bu bilgisayarda yan tarafında, çantanın içerisinde veya kutunun içerisinde şöyle bir aparat içerisinde size bir USB, sürücüleri içeren bir USB gönderiyor. Bu USB'yi çıkartalım şöyle yerinden, yuvasından. Şöyle yuvasından, şu gördüğünüz yerden şöyle asıldığınızda şu USB sürücüleri, yani bu bilgisayardaki gerekli olacak driver sürücülerin hepsi bu USB'nin içerisinde. Flash'ımızı taktık. Flash'ı taktıktan sonra USB'nin içinde Monster yazan USB'miz, içerisinde drivers yazan yere geliyoruz. Burada en altta tek tek de kurabilirsiniz, ama size tavsiyem auto install yazan yerde buna sağ tuş yönetici olarak çalıştır deyin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün sürücüleri cihaz otomatik olarak yükleyecek ve ardından touchpad, wireless, ses, kamera, görüntünün düzgün olması ve benzeri ve benzeri. Bakın hepsini yükledi. Kurulumu tamamladı. Bilgisayarı yeniden başlatın dedi. Ben daha önce yüklediğim için belki bu hızlı olmuş olabilir. Siz de biraz zaman almış alabilir arkadaşlar. Bu şekilde de sürücüleri kurduktan sonra artık bilgisayarımız tam anlamıyla kullanıma hazır hale gelecektir. Tekrardan kolay gelsin. Arkadaşlar, bu cihazı klavye arka plan ışığını açmak için ise, klavye ışıklandırmasını açmak için tuş kombinasyonu şu şekilde. Fn tuşuna basılı tutuyorsunuz. Şuradaki Fn tuşu. Daha sonra F4 tuşuna bir kere bastığınızda kısık mod, biraz kısık. Bir daha bastığınızda biraz daha fazla ışık yanıyor. Bir daha bastığınızda ise tamamen kapatıyor. Yani 3 modu var. Bu şekilde de siz klavyenizin arka planındaki ışıklandırmayı kullanabilirsiniz.